Evet, Hugo Chavez gerçekten herhalde son yüzyıla damgasını vuran liderlerden biri. Gerçekleştirdiği devrim ve sonrasında ülkesinde özellikle örnek aldığı bu örgütlenme modeliyle de siyaset sahnesinde her zaman apayrı bir şekilde anılacak isimlerden biri olarak yaşamını noktaladı. İşte az önceki kısa anlatımımızda da Hugo Chavez'in hayatından notları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Yalçın Büyükdağlı, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı stüdyomuzda. Sayın Büyükdağlı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz hemen bu Chavez devrimi, Chavez'in örgütlenme modeli ve siyasetine ilişkin siz neler söylemek istersiniz bugün? Büyük bir devrimciyi kaybettik. Yani bu sadece Venezuela halkının ya da Güney Amerika halklarının büyük bir kaybı değil, bütün dünya halklarının büyük bir kaybıdır. Gerçekten yani son 15 yılda Venezuela'yı çok ustaca yönetti. Antemperyalist ve halkçı bir liderdi. Bir yandan hemen burnunun dibindeki Amerikan emperyalizminin saldırılarına göğüs gerdi. Ülkesindeki birçok milli değerini ülkesinin kamulaştırdı, millileştirdi ve o el koyduğu kaynakları, emperyalizmin elinden aldığı kaynakları halkına dağıttı. Onun için de halkı çok sevdi onu ve peş peşe yapılan seçimlerde bütün emperyalist tertiplere rağmen muazzam bir karalama kampanyası yürütüldü. Yani düşünün, hemen yukarıda 300-500 kilometre ötede Amerika Birleşik Devletleri var, emperyalizmin, dünya emperyalist sisteminin merkezi. Boşa gitti bunlar. Daha zaten dördüncü defa seçimi yeni kazanmıştı. Hastalığı nedeniyle yeminli falan da yapamamıştı. Genç bir yaşta, 58 genç bir yaşta, yani Mustafa Kemal ile aşağı yukarı aynı yaşta. Evet. Onu da kaybettik. Mustafa Kemal ekolünden bir devrimciydi kendisi. İşte Güney Amerika'nın Mustafa Kemal'i biliyorsunuz, Bolivar. 19. yüzyılda sömürgeciliğe karşı büyük mücadelenin lideri ve onun sonucunda zaten Güney Amerika'da ayrı devletler çıkmaya başladı. İspanyol sömürgeciliğine karşı kazanılan başarılarla. Chavez o çizgiyi devam ettirdi. Üstelik de petrol zengini, büyük petrol kaynakları olan ülkesinde emperyalizme karşı bir iktidar kurdu. Emperyalizme karşı değil, aynı zamanda halkçı bir iktidar oluşturdu. Onun için işçilerin, köylülerin, Venezuela halkının ve bütün Güney Amerika halklarının sevdiği bir lider. Bakın, başka bir olay daha. İran Cumhurbaşkanı ile Ahmet Necat'la çok iyi dostu, arkadaştı. Böyle yan yana kucak kucağa resimler, evet, var. Genel Suriye yönetimiyle çok iyi ilişkiler kurdu. Çin'le, Kuzey Kore'yle, yani ne varsa bugün emperyalizme karşı şu veya bu düzlemde tavır koyan, mücadele eden bütün ülkelerin liderleriyle ve ülkelerle ve mazlum dünyanın ulusal kurtuluş hareketleriyle, anti-emperyalist örgütleriyle, devrimci örgütleriyle ilişki içerisindeydi. Yani büyük bir devrimci. Ben onun o anısının hem Venezuela'da ve bütün dünyada yaşayacağını biliyorum. Tabii emperyalistler şimdi büyük umutlara kapılmışlardır. Ama onun ölümü, Amerika yeni bir sayfa açılıyor Venezuela'da. Ama demiş, bence havalarını alacaklar. Çünkü bir halk hareketidir. Yani Chavez'in zi iktidara getiren bir halk hareketidir. Biliyorsunuz sandık emperyalist sistemin etkisi nedeniyle çok olağanüstü bir etki alanlar var. Medya kuruluşları ellerinde, kültür, büyük bir kültürel egemenlikleri var. Dünyada, hele Amerika kıtasında. Ona rağmen dört defa seçimi kazanan bir lider. Onun bir örgütü var, partisi var, halkı seven, halkı, kendisini çok seven halkı var, yardımcıları var. Kolay değil. Bir de dünya dengeleri de ters yönde esiyor. Rüzgarlar artık gericilik lehine esmiyor. Yani rüzgarlar 1990'ların rüzgarı, 80'lerin rüzgarı değil. Artık bütün dünyada ağırlık merkezleri değişiyor. Dünyanın ağırlık merkezi Atlantik'ten, daha doğrusu şöyle diyelim, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'ya ve Güney Amerika'ya kayıyor. Yani böyle bir dünyada
Amerikalılar tabii hayallere kapılırlar Amerikan emperyalisti ama onların işi bu diyorsunuz. Tabii başka çareleri yok ki. Ama Venezuela halkı bu deneyleri herhalde değerlendirecektir ve devriminin getirdiği kazançlara sahip çıkacaktır. Buradan hemen bir ben şey yapayım, ters taraftan bir benzetme. Bakın İran'la, İslam devriminin İran'ıyla ve gene Suriye'yle dost olan, omuz omuza olan, emperyalist saldırıları beraber göğüsleyen Venezuela'nın binlerce, on binlerce kilometre uzaklıktaki Venezuela'nın lideri devrimci Chavez, öbür tarafta da İran, Suriye, Irak, bütün bölge ülkelerine karşı emperyalist Amerika ile birleşen ve oralara yönelik operasyonları, silahlı karşı devrimci operasyonları destekleyen bir Tayyip Erdoğan iktidarı. İşte bizim sorunumuz bu. Burada ben tekrar saygıyla anıyorum Sayın Chavez. Yurt içindeki gelişmelere döneceğiz Sayın Büyükdağ'la ama biraz bu örgütlenme modeli özellikle Latin Amerika'da devrimin kodlarına ilişkin siyaseten örgütsel yapısıyla ilgili neler söylemek mümkün? Ya çok fazla benim tabii incelediğim, hakim olduğum bir alan değil ama yani demin belirttiğim gibi halkçı, halkın taleplerine sahip çıkıyor. Yoksulluğu kaldırmak için bir kere öncelikle emperyalizme karşı mücadele tavır almanın gerekli olduğunu görmüş ve emperyalist tekerlerin elindeki ülkesinin de kaynaklarını kamulaştırmış ve onun oradan yaratılan kaynağı halkına dağıtmış. Onun için işçiler, köylüler çok seviyorlar. Bir toprak reformu girişimini gerçekleştirmiş. Yani halkın gelir düzeyini 15 yıllık iktidar süresince sürekli geliştirmiş ve onun için zaten o kadar ağır baskıya rağmen, emperyalist baskıya rağmen iktidarını sağlamlaştırmış ve geliştirmiş. Halka dayanan bir örgütlenme modeli var. Yani halkı örgütlerseniz bir kere yani şöyle diyelim, doğru fikirler ve politikalar halka benimsetilirse, halkla birleşirse büyük bir maddi güç ortaya çıkar. Bütün o ülkeleri ve o ülkeyi ve dünyayı değiştiren büyük bir maddi güç. Bütün devrimlerde biz bunu görüyoruz. Venezuela'da da önemli oranda Chavez'in önderliğinde bu olay gerçekleşti. Yani halkı örgütlemek, yani şeye bakmamak, bu halk cahildir, bu halk adam olmaz. Bizim ülkemizde de ne yazık ki birçok aydında bu sözleri şeyler var. Doğru. Bu saçma bir şey bir kere. Bu nesnel değil, gerçekçi değil. Bir kere her ülkenin halkının başka bir halk getirmek mümkün değil. O ülkenin halkıyla sen yapacaksın. Ayrıca her ülkenin halkının önemli olumlu değerleri vardır. İşte bizim ülkemizin çok halkımızın çok önemli yararlı gelişmiş yanları var. Bunları keşfedip değerlendirip örgütlemek lazım ve doğru fikirleri oraya götürmek lazım. İşte maddi güç öyle yaratılıyor. Ben hatırlıyorum bizim gençlik yıllarımızı. Güney Amerika deyince bıyık altından gülünürdü. Amerika'nın arka bahçesi denirdi. Yani Amerika kıtasının bütünü işte şey hariç, Küba hariç emperyalizmin çiftliğiydi. Ne oldu? Şimdi Amerika'da neredeyse anti-emperyalist ve halkçı olmayan Güney Amerika'da bir iktidar kalmadı. Yani tek tük var. Oradaki iktidarlar da sallanıyor. Peş peşe böyle geldi. Demek ki halkla birleştirirsen sen gerçekleri ve önünü açarsan, örgütlersen, fırsat tanırsan öncü halkına güvenecek. Halkına güvenmeyen bir öncü olmaz. Halkına güvenmeyen bir halk aydını ve devrimci olmaz. Chavez bunu en iyi kavrayan ve uygulayan liderlerden biriydi. Bizim de buradan bir kentsel dönüşüm örneği de sergileyecekti. Herhalde ömrü belki ona vefa etmedi. Çok projeler tamamlayamadı. Belki de en çok arzu ettiği şeylerden biriydi. Belki en azından o raporlamaları ya da bilgiler kamuoyuna yansırsa dünya kamuoyu da belki bu anlamda bir örneği karşımızda görecektir. Evet. Gerçekten dediğiniz gibi bir kez daha saygıyla anıyoruz Hugo Chavez'i. Yurt içi gündemi de sürekli kaynayan kazan. Evet. Hakikaten günü saati dakikasını tutmayan bir ülke gündemiyle bir aradayız Sayın Büyükdağlı.
geçtiğimiz haftalarda sizinle açılım ve de buna ilişkin değerlendirmeleriniz genel olarak alma şansımız vardı ama özellikle geçtiğimiz hafta sonu kamuoyuna yansıyan görüşme notları, bunun sonrasında bir anlamda Erdoğan'ın öfkeli bir şekilde gazeteciliğe ya da bu haberleri yapanlara karşı duruşu, aynı zamanda şehit ve gazi yakınlarını da hedef alan açıklamaları tansiyonu yükseltti. Az önce de Öcalan'la görüşen BDP'li milletvekillerinin anayasa komisyonunda olması ciddi bir sıkıntı yaratabilir diye kamuoyuna geçerken Atilla Kart'la BDP'li vekiller arasında yaşanan tartışma. Silah bırakır mı bırakmaz mı hala dar tartışılıyor. Ben bir cümle ona yine yanıtınızı merak ediyorum ama geldiğimiz noktada ne ortaya çıktı da bu öfke oluştu, bir onu değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi bir kere tablo bütün ne açıklığıyla ortada. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yani somut olguları birleştirerek, tabii bir analiz de yaparak diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tasfiyesi, Türkiye'nin bölünmesi, bunun anayasal bir yapıya kavuşturulması, bir bölünme anayasasının gerçekleştirilmesi, bir büyük kağıt tırnak içindeki Kürdistan'ın, ama Free Kürdistan diyor buna Amerika, haritalarını yayınlamış bir kukla devletin, Amerika'nın bölgemizde ayak bastığı ve yerleştiği bir kukla devletin oluşması ve Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın ve Suriye'nin çökertilmesi, buralardaki rejimlerin çökertilmesi ve parçalanması. Bu diyoruz gündemde. İşte Abdullah Öcalan'ın o tutanaklarda açıklanan tutanakları bütün çıplaklığıyla bunun doğru olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Bakın bir maddi bir belge söz konusu burada. Bunu yalanlayamazlar. Yalanlayamıyorlar. Zaten Abdullah tık demiyor. Tayyip Erdoğan tık demiyor. Basına saldırıyor. Oraya buraya saldırıyor. Bunu yayınlayanlar şudur budur falan diyor. Batsın gazeteciliğiniz diyor. Şimdi bu doğru mudur? Yani bu belge doğru mudur? Bu açıklamalar doğru mudur? Doğrudur. Yok diyemiyor. Çünkü bakın oturmuştur Tayyip Erdoğanlarla Abdullah Öcalan, anayasa yazmaktadır. Nasıl bir anayasa yazmaktadır? Cumhuriyeti tamamen ortadan kaldıran, Türkiye'yi bölen bir bölünme anayasası yazmaktadır. Bunun itirafıdır. Bu artık ortaya bir kez daha ortaya çıkmıştır. Artık yalanlayamamaktadırlar. Şunu istiyor tabii Tayyip Erdoğan. Onlar işlerini görsünler ki iş çok feci bir iştir. Cumhuriyetin, ulusal devletin kazınması, kökünün kazınması, ortadan kaldırılması, işte Ergenekon ve Balyoz tertipleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ulusal devletin temel kurumlarının tamamen ortadan kaldırılması ve başka bir şeyin inşa edilmesi. Bunlar Cumhuriyet karşıtı, Amerikan emperyalizminin taşeronu bir sözde Cumhuriyet, yeni bir şey kuruyorlar, yeni bir rejim kuruyorlar. Anlaşmışlardır. Zaten Başbakan bunu söyledi. Dedi ki siz dedi CHP ile MHP anayasa konusunda ayak sürürseniz ben bunu BDP ile yaparım. Şimdi BDP ile yaparımın ne demek olduğunu biliyoruz. İşte açığa da çıkmıştır. BDP ile yap. Ben Abdullah Öcalan'la otururum. Bunu yaparım. Tabii Abdullah Öcalan'la Tayyip Erdoğan'ın büyük bir ortaklığı var. Bu ortaklığın bir nesnel zemini var. Bu ortaklığın bir dayanağı var. Nedir bu? Amerikan emperyalizmi. Tayyip Erdoğan Amerikan emperyalizminin BOP eş başkanıdır. Kendi bunu defalarca belirtiyor. Artık bu bir gerçeklik. BOP yani Orta Doğu ve bölge planlarında taşeronluğunu üstlenmiştir Amerika Birleşik Devletleri emperyalizminin. Abdullah Öcalan da özellikle 90'lı yılların başında Irak'ın kuzeyindeki o kukla devletçiğin oluşmasıyla, Barzani devletçiğin oluşmasıyla birlikte o da Amerikan emperyalizminin aleti rolüne soyunmuştur. İki alet el ele vermişlerdir ve o emperyalizmin planını uygulamaktadırlar. Olay bundan ibarettir. Bu görülmeden yapılsın ve millet son anda iş bittikten sonra olayla karşılaşsın. Beklentisi budur Tayyip Erdoğan. Tabii tutanakların ortaya çıkması bunun
böyle mümkün olmadığını, yani artık siz güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Güneş güneştir, mümkün değil. O olanak ortadan kalkabilir mi? Birçok arkadaşım, şimdi basın konseyi yüksek kurulundaki toplantılara da bana diyorlar ki, ya nasıl söylediğiniz şeyler biz abartılı zannediyorduk ama doğru çıktı, doğru. Biz çünkü bilimsel bir süzgece sahibiz, bilimsel bir dünya görüşüne sahibiz. Çeşitli olguları birleştirdiğimizde bunun böyle olduğu görülmektedir. İş şeyle de kalmıyor, bakın Cumhuriyet'in tasfiyesi, Türk milletinin anayasadan çıkarılması ve Türk milletini birleştiren unsurların ortadan kaldırılması, bunlar tabii mümkün değil de planları bu. İş bununla kalmıyor. Bir bölme olayıyla da kalmıyor. Bütün bölgede, İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve hatta Rusya işlerine kadar ve Çin işlerine kadar bir operasyon, bir Amerikan operasyonudur bu. Amerika bu Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalanlar aracılığıyla buralara müdahale etmeyi ve buralardaki planlarını uygulamayı tasarlamaktadır. Ne diyordu? Şimdi Amerikan emperyalizmi diyor ki, bir ağırlık merkezin diyor Amerika. İşte Obama'dan bu yana özellikle bunu açıkça vurgulamaya başladılar. Biz diyorlar artık Pasifik'e doğru kayacağız. Bölgedeki işlerimizi ise bölge güçleriyle ve taşeron kuvvetlerle, bölge güçleri diyorlar, taşeron kuvvetler olarak bunu anlayın, götüreceğiz. Kimdir taşeron kuvvetler? İşte taşeron kuvvetler Tayyip Erdoğanlardır. İşte PKK'dır ve benzeri. İşte şu Suriye'deki eşkıyalardır. Bunlar zaten beraber hareket ediyorlar. Öcalan bunu belirtiyor. Diyor ki bizim yani hareket alanının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını belirtiyor. Kandil'de 10 bin, Suriye'de 50 bin, İran'da 40 bin gerillamız var diyor. Yani şimdi doğru yanlış ayrı bir mesele ama oralarda bir kuvvet var. Yani değil mesajlar mi? Var, silahlı kuvvetleri var buralarda. Buralardaki operasyonlarda biz görevliyiz diyor yani. Yani Suriye'yi bölme operasyonunda biliyorsun Suriye'nin kuzeyinde zaten bir koridor oluşturdular. Irak'taki kukla devletin Akdeniz'e açılma koridoru. İran'a yönelik operasyonlar da var. Şimdi buralarda silahlı kuvvetler var ve bunlar Suriye'deki o karşı devrimci çetelerle ortak bir faaliyet içerisindedirler. Türkiye'deki iktidar da ne yazık ki böyle bir iktidarı hala yıkamadık. Komşu ülkelere yönelik bu operasyonlarda aktif olarak, olağanüstü bir şekilde hem de aktif olarak görev yapmaktadır. Şimdi olay bu. Şimdi burada tabii muhalefet partilerinin tavrı nedir? CHP ve MHP'yi kastediyorum. Yani CHP aslında bu bölünme anayasası, yeni anayasa, bunu CHP'nin yönetimi. Bunu benimsemiştir ortada. Nihat Matkap çok açık bir şekilde Öcalan'ın bu tutanakların açıklanmasından sonra basında Öcalan'ın yurttaşlık tarifi ile CHP'nin yurttaşlık tarifi aynıdır diyebilmiştir. Sonra işte iş zor durumda kaldılar tabii ama bunun yanı sıra tabii CHP'de buna karşı çıkan kuvvetler var. Tabanına bunu kabul ettirmesi mümkün değil. Birçok milletvekili buna tavır alıyor ama önemli olan Kılıçdaroğlu liderliğindeki yönetimin aldığı tavırdır. Milliyetçi Hareket Partisi, o da işte hakikaten bir tiyatro oyunu gibi haftada bir kere grupta Bahçeli çıkıp bir konuşma yapmaktadır. İşte bazı sözcülere arada bir şeyler söylemektedir. Ama hiçbir hareket söz konusu değildir. Bakın bir felaket, feci bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu tutanaklar açıklandıktan sonra her yerde buna karşı büyük tepkilerin ortaya konması gerekir. Şimdi tepkiler falan var da buna halkımızın ve halkımızın öncülerinin halk kitle hareketiyle tepkiler koyması lazım. Her yerde, her yerde tavır koyması lazım. Tayyip Erdoğan'ların korkusu bu. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın da korkusu bu. Şimdi biz bakın Kürt halkına da büyük bir oyun oynanmaktadır. Bölgede biçilen rol
bölgede Amerika'nın silahlı taşeron kuvveti rolüdür. Orta Doğu'ya İran'ın üzerine, Irak'a, İran'ın üzerine Suriye'ye sürülmesi ve kullanılabildiği her yere kadar Kürt halkının Amerikan emperyalizminin askeri olarak, emperyalizmin askeri olarak sürülmesi ve kanının dökülmesidir. Planları budur. Buna karşı hep birlikte Kurtuluş Savaşımızın, Çanakkale Savaşı'nın, o kazandığımız büyük milli zaferlerin çizgisini bugün gene izleyerek emperyalizme karşı ortak bir tavır içine girmemiz gerekiyor. Burada ne Kürt'e ne Türk'e hiç kimseye bir yararı yoktur. Tam tersine büyük bir felaketin bataklığına bizi sürmek istemektedirler. Bu bölünme anayasası çalışmaları, efendim Öcalan'ın tutanaktaki söyledikleri filan, bütün bunlar net bir şekilde tabloyu önümüze koymuştur. Bir de dördüncü yargı paketi beklemeye alındı. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Paketten siz neler bekliyorsunuz? Şimdi bakın, bu Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat ve benzeri, işte bu sürdürülen operasyonlar. Şimdi bütün bunların esas olarak nereye hedef aldığı belli. İşte bu planı uygulamak için, bu bölünme anayasasının planını uygulamak için, Türkiye'yi bölmek için ve Türkiye'yi bütünüyle, bütün insan birikimimizi, Türk'üyle, Kürt'üyle bütün insan birikimimizi ayaklar altına almak ve emperyalizmin hedef alanlarına sürmek, kanlı dökmek için bir plan. Bu plan Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu sürece ilerletilemezdi. Onun için yüzlerce subay, general tutuklandı. Bu tertipler devam ediyor. Ölü kesilmiyor, dikkatinizi çekerse. Yani şimdi bundan vazgeçemezler. Emperyalizmin tertibidir bu. Bu yargı, sözde yargılamalar emperyalizmin bir operasyonudur ve aletleriyle birlikte bunu gerçekleştirmektedirler. Yani şu çok açıktır artık herhalde. Yani bunu hala anlamayanların da bir düşünmesi lazım şu son olaylar karşısında. AKP iktidarı, Tayyip Erdoğanlar işte emperyalizmle birlikte bu operasyonları yürütmektedirler. Bunlar şeyde de ortaktır. Balyoz ve Balyoz Ergenekon tertiplerinde de ortaktırlar. Hepsinin şu veya bu oranda rolleri vardır. Zaten ne diyor Abdullah Öcalan? Diyor ki bunu, bu bizim diyor planımızı uygulayacak olan, önleyecek olan bir tek kuvvet vardır. Ulusalcılardır. Şimdi ulusalcılar dediği kimdir? Ulusalcılar dediği Ergenekon, Balyoz, 28 Şubat tertipleriyle hedef aldı. Anti-emperyalistler, devrimcilerdir, yurtseverlerdir. Biziz, hepimiz. Aslında bütün millettir ama milletin öncülerini öncelikle hedef almaktadırlar. Yani cepheler artık netleşmiştir. Bir tarafta Amerikan emperyalizmi ve onun aleti rolünü üstlenen Tayyip Erdoğanlar, Abdullah Öcalanlar vardır. Birlikte bir cephenin unsurları olarak hareket etmektedirler. Öbür tarafta da bütün bir milletimiz vardır. Arada kuvvetler var tabii. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi son derece uğursuz bir rol oynamaktadır. MHP'nin yönetimi gene aynı şekilde. Burada ben bütün milletimize ve milletimizin öncülerine, özellikle olayı gören, şimdi milyonlarca insan artık olayı net bir şekilde görmektedir. Yurttaşlarımıza buradan sesleniyorum. Gün artık seyretme, oturma zamanı değil. Ayağa kalkıp tepkimizi göstermeliyiz ve örgütlenmeliyiz. Bakın. Şimdi ona geleceğim. Evet. Özellikle meclis dışı muhalefet, iktidar kanadı, meclisteki muhalefet ve ortaya çıkan genel tabloda böyle bir süreç varken, bir yandan Milli Anayasa Forumu köy köy, ilçe ilçe, kasaba evet, gezisini sürdürüyor. Bahar ayı özellikle yine geldi ve toplumsal reflekslerin ortaya çıktığı dönemlerden bir tanesi. Bir yandan da emekçi evet, hareketine yönelik olarak da ciddi şekilde doğan bir tepki var. Bütün bu süreç nasıl bir şemsiye altında olmalı? Nasıl bir süreci beraberinde getirecek ve Milli Anayasa Forumu'nun bundan sonraki rotasında neler var? Şimdi tabii Milli Anayasa Forumları hızla toplumun hücrelerine kadar iniyor. Yani iller, ilçeler, artık beldeler, köylere kadar, kahvelere kadar inmeye başladı.
Bu tabii bir öncü projenin sonucu olarak ortaya çıktı. Birkaç il önce büyük illerde, sonra giderek yaygınlaştı. Şunu görüyoruz, bazı toplantılara ben de katılıyorum. Yani küçük küçük merkezlerde çok büyük kalabalıkların, hem de böyle bilinçli öncü özelliği olan kalabalıkların toplandığını görüyoruz. Yani 50 bin, 40 bin, 20 bin nüfuslu yerlerde 300, 500, 700 bin kişilik öncü toplulukları bir araya gelmekte ve Türkiye'nin gidişatını ve çıkış yolunu, çözümü tartışmaktadır ve örgütlenmeyi tartışmaktadır. Bu yaygınlaşacak, bir milli merkez örgütlenmesi bu bölünme anayasasına karşı ete kemiğe bürünmeye başlıyor. Burada tabii önemli olan şudur, bu bir politik mücadele. Şimdi politik mücadele. Et ve kemik dediniz, nasıl bürünecek onu soracak. Politik mücadelede belirleyici olan siyasal parti örgütlenmesidir. Yani devrimci, yurtsever, halkçı bir parti örgütlenmesi olmadan siz bunu, bu mücadeleyi başarıya ulaştıramazsınız. Şimdi bir anda İşçi Partisi çok son derece net politikalarıyla öncü bir mücadele yürütüyor ve milli merkezin şekillenmesinde, ortaya çıkmasında şekillenmesi de çok belirleyici bir katkısı olmuştur. Öbür yandan da milli merkezde sadece işçi partili değil, çok değişik eğilimlerden yurttaşlarımız, öncülerimiz bir araya geliyor. Kimler var orada? Cumhuriyet Halk Partili var, Milliyetçi Hareket Partili var, Demokrat Partili var, Varoğlu var. Hani hiç, hatta bazı yerlerde AKP'li yurttaşlarımız da oralarda yer almaktadır. Şimdi o çalışmada şunu görüyoruz. Ya milletimizin, anketler de bunu doğrulamaktadır. Ya milletimizin bir kere %90'ı kafa olarak doğru çizgidedir. Yani şeydir, eğilimleri falan. Fakat olayı net olarak gören vardır, göremeyen vardır. Çeşitli ilişkiler nedeniyle, şu veya bu nedenle, ne yazık ki orada çıkar ilişkileri de önemli rol oynamaktadır. Düşünceleriyle hareketler arasında önemli zıtlıklar olan yurttaşlarımız da vardır. Şimdi bakın, burada vatan tehlikededir. Milletimizin varlığı ve bekası. Şimdi ben Türk milletinin yok edilemeyeceğini biliyorum ama biz ciddi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Adamlar bizi un ufak etme, hücrelerimizi ayırma, birbirimize kırdırma, bizi oraya buraya sürme, ayaklar altına alma gibi vahşi bir planı uygulamaya koymuşlardır. Burada artık aynen yani çok farklı, hangi eğilimde olursak olalım, hangi sınıf ve tabakadan olursak olalım, bu hain planı uygulamaya koyan düşmana karşı, düşmandır bu planı uygulayan, ona karşı tavır almamız gerekmektedir. Ortak bir mücadeleye girmemiz gerekmektedir. Şimdi bu işin, bu eninde sonunda olur. Bu eninde sonunda olacaktır. Fakat düşman evimizin bahçesine girmeden önce olmalıdır. Bugün olmalıdır. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'mızda da halkın ayağa kalkması birden olmadı. Bazı bölgeler daha önce öncülük ettiler buna. Bazı bölgelerde tam bir suskunluk, hatta düşmana, düşman bayraklarıyla karşılayan bölgeler, yerler, köyler, kasabalar, şehirler falan oldu. Ama orada öncünün ve o direnen bölgelerin tavrı belirleyici oldu. Çünkü milletin öz menfaatlerini savunuyordu o çizgi ve o çizgi giderek ülkenin bütününe hakim oldu, bir kuvvet yarattı ve düşmanı denize döktü. Fakat çok büyük kayıplara uğradık. Bak Kurtuluş Savaşı'na hakikaten direkten döndük. Yani dünya koşulları falan da, özellikle Sovyetler Birliği'nin varlığı ortaya çıkması nedeniyle bir büyük bir müttefik de kazanmıştık. Dünya koşulları da uygun olduğu için o zafer biraz kısa sürede gerçekleşti ama çok büyük. Şimdi içine girince insan gerçekten çok yani ne kadar sıkıntılı bir ortam içinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bu büyük mücadeleyi zafere ulaştırdıklarını görüyor ve onlara olan hayranlığını ve onların direnme gücüne, sabrına, mücadelesine olan şeyi de, hayranlığı da giderek insanın artıyor. Şimdi büyük kayıplara uğramadan bu sorunu çözmek lazım. En önemli mesajlar. Yani bugün bakın düşman oldukça mesafe almıştır. Ne yazık ki Ankara'daki iktidar merkezleri de
elindedir. Ama öbür taraftan henüz milletimiz ayaktadır. Çok büyük kayıplara uğramamıştır. Yani var bir sürü kayıp. Kurtuluş Savaşı döneminden çok daha nitelikli, eğitimli bir insan gücümüz de var. Fakat hızla düşmanın mesafe aldığı ve bizim kazanımlarımızı ortadan kaldırdığı bir süreci yaşıyoruz. Ve tabii olumlu faktörler de, unsurlar, olgular da devreye girdi. İşte geçen yılki kitle hareketleri, işçi hareketinin Cumhuriyet, işte 19 Mayıs, 29 Ekim, 10 Kasım, işte Hatay'daki kitle hareketleri, oralardaki büyük kitle hareketlerine bir de emek hareketleri şimdi eklenmiştir. İşçi hareketleri devrededir ve güzel olan şudur, genç Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye zalimin üzerine gitmektedir. Cumhuriyet hareketinin içindeki diğer unsurlar, işte Milli Anayasa Forumları gene Mustafa Kemal'in askerleri izlemektedir. Ve işçi sınıfının direnişleri de, emek hareketi de ve köylüler de, en son köylüler de bu 2B olayla ilgili olarak da harekete geçtiler. Harekete köylülerin geçti, evet. Arazilerine el koyup gene talan ediyorlar biliyorsunuz o 2B yasasıyla ve orada da bir başarı kazanıldı. Tabii mücadelenin nasıl etkili olduğunu görmeye başladılar. İşte %50'ye düşürmüşler. %50'sini biçilen değerini. 70'ten 50'ye düştü. Evet. 70'ten 50'ye, ama tabii bu sorunu çözmüyor. Yani köylünün onu da ödeyecek falan bir durum yoktur. Çünkü orman köylüsünün kullandığı tabii, zaten tabii, arazilerde. Tabii. Yeniden aynı koşulların devamı tabii, orada tabii. Şart. Şimdi 2B'ye karşı eylem yapan köylü de Mustafa Kemal'in askerleri izliyor. Tayyip Erdoğanların ve emperyalizmin korkusu. Hiç sevmeliyiz. Öcalanların da korkusu gerçekleşiyor. Slogan, evet. Mustafa Kemal'in Atatürk'te birleştik sloganı şiarıyla ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganıyla işçi, aydın, köylü, bütün millet birleşme yoluna giriyor. Bu da umut verici bir şeydir ama bizim öncüler olarak olağanüstü bir çaba sarf etmemiz ve bir örgütlü kuvvete dönüştürmemiz lazım. Bu eğilimi. Bir öz eleştiriyle de tamamlamış olduk belki önümüzdeki sürece dair. Evet. Çok çok teşekkür ederim Sayın Büyükdağlı, Yalçın Büyükdağlı Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı, kendisiyle güne ilişkin notları, değerlendirmeleri ve önümüzdeki sürece dair izlenimlerini almaya çalıştık.